Ya bir sürü video paylaşmışlar. Kötü olduğuna dair değil mi? Bu hastalığın buraya kadar gelip de sonrasında neye dayanaraktan bir aşı üretilip de Türkiye'ye ithalat oldu, bunu anlam veremediğim için olmam. Bakan da bunu açıklıyorsa, Cumhurbaşkanı da onayı veriyorsa bana göre bir sakıncası yok. Çinlilerin hiçbir şeysine güvenmem ben. Şahsen Çin aşısına güvenmiyorum, olmam da yani. Bakmam gerekiyor, vurulsunlar. İyi gelirse ben de vurulurum herhalde. Çin'de üretilen koronavirüs aşısı olumlu sonuç verdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz aşı olur musunuz? Olmayı düşünmüyorum. Neden? Çünkü sadece Türkiye kullanıyor bu aşıyı ve ben olumlu bakmıyorum yani. Hoşuma gitmiyor bu durum benim. Ben olmam. Neden? Ya olmam. Çünkü hiç inandırıcı değil bana. Olmam ben. Ben olmayı düşünmüyorum. Güvenemiyorum çünkü. Yani şöyle söyleyeyim, pek olumsuz düşünüyorduk ilk başta, ister istemez insan tereddütte kalıyor ama yani şu anda pek fazla aşının durumunu tartışacak durumda değiliz diye düşünüyorum. Bu sebeple de zaten kamu personeli olduğum için kaçınılmaz bir son olarak düşünüyorum. İlla ki vurulacağız yani. O gün de biliyorsunuzdur açıklama yapıldı, %97 etkiliymiş. İnşallah etkilidir. İnşallah tez zamanda iyileşir herkes. Hastalıkta kalkar diye umut ediyoruz. Hani bizim aşılara güveniyorum. Ben onları bekliyorum. Onlardan bir şey bekliyorum. Hani aşıda olur muyum? Hani o günü gösterecek. Hele bir yerli aşılarımız bir çıksın yani. Devlet karşılıyor mu? Yani şimdi şöyle, devletin karşıladığı diğerlerde eğer koronavirüs olursam olmayı düşünürüm. Yani etkilerini çok bilmiyorum ama aşı olmak, eğer mantıklı bir çözümse, gerçekten insanlar üstünde denenliyse olmak isterim. Aşı için ben şahsen olmayı düşünmüyorum hastalanana kadar. Şu an ben Çin'den yani nüfus çok fazla olduğu için oradan doğru veri geldiğini de düşünmüyorum. Çünkü nasıl ki düne kadar burada rakamlar 30 binlerde değildi. Açık paylaşım oldu. Çin'den de yani o kadar insan var. Doğru sonuçların geldiğini, sadece Çin değil tüm dünyadaki ülkeler için doğru sonuç geldiğini düşünmüyorum. Aşı için de olumlu düşünmüyorum yani. Ben olurum. Yani bu aşıların gerekli denetimden geçmeden salınacağını düşünmüyorum. Zaten ki aşının üretilmesinin uzun sürmesinin sebebi de o. Aşı olmayı düşünmüyorum çünkü hani korona olmadım bu zamana kadar. Ailemden olanlar oldu ama ben koronaya da inanmıyorum. Öyle yani, inanmıyorum da, olmayı da düşünmüyorum. Neden? Çünkü gözle görünmeyen bir virüs. Sürekli vaka sayısı artıyor, ölenler söylenmiyor. Çok karışık şeyler oluyor, çünkü ben anlam veremiyorum. Mantığıma yatmıyor diyelim ya. Mantığıma yatmıyor benim koronavirüsü. Ya aslında şöyleydi, başta aşı olmam diyordum ama siyasiler falan, yani güvendiğimiz insanlar olunması gerektiğini söylediler. Bence olunabilir yani, olmaz gerekir. Yani ben aşı olurum. Önemli olan burada Türkiye'deki bakanlığın onaylanması gerektiğini. Bakanlık onay verdikten sonra niye olmayalım, oluruz. Olurum tabii ya, devletimize güveniyoruz biz ya. Başta Cumhurbaşkanımıza, yerel yöneticilere, yani olmaz olur muyuz ya? Devletin büyükleri karar veriyorlar, biz değiliz ki hem sonra. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tabii oluruz. Memleket hayırlı olsun, ben düşünmüyorum. Sağlığım yerinde. İyi, virüse yakalanmadım. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Vallahi Cumhurbaşkanım ne derse ben ondayım. Onun gittiği yoldan giderim, ne derse yaparım yani. Ona da çok teşekkür ederim buradan. Saygılarımı sunar, ellerinden öpüyorum. Vallahi aşı ilk önce büyüklerimiz yaptırırsa ondan sonra biz düşünürüz. Niye düşünmeyelim ki yani? Sağlıklı olacaksa, verimli olacaksa tabii ki düşünürüz. Niye düşünmeyelim? Bu sıkıntılar yaşamaktansa aşı yaptırmayı düşünürüm. Evet, olmayı düşünüyorum. Kendim için değil, büyüklerim için düşünüyorum. Annem, babam için. İşte artık hani iyi olmasa zaten büyüklerimiz bunu millete vurmazlar diye düşünüyorum. Yani şu anda beklemedeyik işte. Herkes beklemede. Sonucunu yani işitmek lazım, öğrenmek lazım. Şu anda ben aşı olmadım ama gelirse aşı olmayı da isterim yani. İlk gönüllü insanlardan biri de ben olmak isterim yani. Kesinlikle. Bu hastalıktan kurtulmayı çok isteyen bir insanlardan biriyim ben de. Vallahi çok takip edemem açıkçası ama oluruz tabii artık, çünkü böyle bir dönemde bu kadar hastalık yayılmışken, bu kadar risk alınmışken yani aşı da olunacak. Zaten bu herhalde kaçınılmaz bir şey ya bu saatten sonra. Ya pek inancım yok bu konulara ama yani aşı kararsızım, olmazdım herhalde. Bilmiyorum yani, zararları var. O yan etkileri var. Onun yani sonuçları bilmiyorum yani. bakmam gerekiyor. Vurursunlar. İyi gelirse ben de vurulurum herhalde. Devlet yetkililerinin açıkladığı gayet olumlu. Eğer bir bakan da bunu açıklıyorsa, Cumhurbaşkanı da onayı veriyorsa bana göre bir sakıncası yok. Kendim de vurulabilirim. Aşıyı olmam zaten bu koronavirüsle Covid dediğimiz 19'da Çin'den gelen bir şeydi. Bu hastalığın buraya kadar gelip de sonrasında neye dayanaraktan bir aşı üretilip de Türkiye'ye ithalat oldu. Bunu anlam veremediğim için olmam. Ben de aşı olmayı tercih etmiyorum ve kimseye de tavsiye etmem. Çinlilerin hiçbir şeysine güvenmem ben. Şahsen Çin aşısına güvenmiyorum. Olmam da yani. Neden? Çünkü Çinlilerin her şeyi sahtesini yapıyorlar. Nereden bileyim onun sahtesinin olmadığını? Bak şu anda koronavirüs Çin'de. Yani yok denecek kadar az. Bunun bir sebebi vardır. O yüzden ben Çin malı da almam, Çinlilere de güvenmem. Memleketimizin aşısı çıkarsa rahatlıkla olurum. Ya bir sürü video paylaşmışlar. Kötü olduğuna dair değil mi? Aynen, güvenirliğine emin değilim. Yani o koronayı geçiririm ama bilmiyorum, aşı olacağım sanmıyorum ben.